Buyurun. Zekası yüzünden dehşetli zeki bir herif. Ama ne dedi, ne dedi? Şimdi ne, onu anlatayım. Anlatın. Gazali'nin yaptığı şu. Gazali diyor nedenselliği açıklayan. Mesela bir pamuk diyor. Bu şunun örneğidir. Bir pamuğu al. Ateşi de al. Yan yana getir pamuk yapma. Ateşin bunun nedeni olduğunu nereden biliyorsun? Şöyle bir örnek. İki tane eşe. İki evin önünde duruyor. Belirli bir saatte öndeki eşeğe bir adam biniyor gidiyor. 15 dakika sonra öteki evden de bir adam çıkıyor, öteki eşeğe gidiyor. Sen bunu bir sene göz gözünü her gün aynı şey yok. Diyebilir misin ki öndeki eşeğin gitmesi arkadaki eşeğin sebebi? Ay bu kadar bir soru. Gazali diyor ki işte diyor pamukla ateş ilişkisi buna benziyor. Neden selliği açıklayamadığımıza göre bir neden olmalı. Anladın. Ayrıca Descartes. Bu Tanrı. Tanrı da diyor, o doğruysa vahiy doğru. Vahiy aklından dolayısıyla üstüne. O da bitiyor. Arada, fakat dediğim gibi adamın kullandığı silaha kadar keskin ki çok ince düşünmesi. Mesela İbn-i Rüşd cevap veriyor. İbn-i Rüşd'ün cevabı beş para yapmaz. Aristo'ya dayanarak cevap veriyor. Hiçbir şey de yaramıyor. Gazali'yi naksedemeyelim. Şunu kimse diyemiyor ya kardeşim, nedensellik de bir hipotez. Pes de diyoruz sürekli. Kimse diyemiyor. Çünkü insanoğlu içgüdülerinden ötürü kesin güvenilir bilgi alır. Ya yok. Hepinize haber verebilirim şimdiden. Yok. Başka siz